Evet, bugün Özder LGS matematik sorularını çözüyoruz. İlk sorumuzda bize diyor ki buradaki kutudaki sayıları, karekök sayıları buradaki yeşil kutulara koy ve karşılıklı şekilde çarp ve V ve Y'nin tam sayı olmasını istiyor. Biz bunun 3 kök 3, bunun 5 kök 2 olduğunu bildiğimiz için bu ikisini çarptığımız zaman tam sayı elde edeceğiz. Onun için 5 kök 2'yi buraya, kök 2'yi buraya yazıyorum. Kök 3'ü buraya, 3 kök 3'ü buraya yazıyorum. 5 kök 2 ile kök 2'yi çarptığım zaman 10 bulacağım. Kök 3 ile 3 kök 3'ü çarptığım zaman 9 bulacağım. Fakat soru bize buradaki sayıları soruyor. Buradaki sayıların en yakın doğal sayısını soruyor. 3 kök 3 ile kök 2'yi çarptığım zaman 3 kök 6. Kök 3 ile 5 kök 2'yi çarptığım zaman 5 kök 6 buluyorum. 3 kök 6'ya en yakın doğal sayı bulmak için 3'ü kökün içine atıyorum. Ve kök 54 buluyorum. Kök 54 de en yakın sayısı 7. 5 kök 6 ise 5 kökün içine attığım zaman kök 150 gelecek. Yani en yakın doğal sayısı 12. Herhangi birinin en yakın doğal sayısını soruyor. Şıklarda 7 ya da 12 arayacağız. Onun için doğru cevap 5 şık olacak. İkinci soruda ise bir kare var, kenarları x birim, bir kenarını 6 birim büyütüyor, diğer kenarını 4 birim küçültüyor ve yeni şeklin alanını soruyor. X artı 6 ile x eksi 4'ü yan yana yazıp sırasıyla çarpacağız. Önce x ile x'i, sonra x ile eksi 4'ü, 6 ile x'i, 6 ile eksi 4'ü çarpacağız ve cevap Denizli olarak gelmiş olacak. Üçüncü soruda bir olasılık sorusu. Fa olanları çizerse el işaretini çizme olasılığını soruyor. Bu el resmini fa'nın üzerine çizme olasılığını soruyor. Burada kaç tane fa tuşu var? 3 tane. Bu istenilen durum. Toplam durum ise buradaki tuşları saydığınızda toplam 20 tuş var. Yüzdesini soruyor. Yüzdeye çevirmek için payda 100 yapmanız lazım. Yani 5 ile genişlettiğiniz zaman kesiri her ikisini de 5 ile çarpacaksınız. 15 bölü 100 gelecek. O zaman fa notası üzerinde olmalısı %15 olmuş olacak. Dördüncü soruda ise bize üstü sayılarda işlem soruyor. 8 yazmış. Dışına beşgen çizdiği için üstü 5 yapıyorum. Bölü, çünkü daireler alt alta olduğu için x bölü y yapman lazım. 2 üzeri eksi 1'i de kare içine çizdiği için 2 üzeri eksi 1'in dördüncü kuvveti yapıyorum. 8, 2 üzeri 3 üzeri 5 yazdım. Bölü 2 üzeri eksi 4 oldu. Buradan 2 üzeri 15 geliyor. Üssün üssü olduğu için çarpmamız gerekiyor. Aşağıda üssün üssüydü. Eksi 1 çarpı 4'ten eksi 4 gelmişti. Üste geçireceğimiz zaman eksi 4 pozitif 4 olarak geçecek. 2 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 4 olacak. Çarpım durumundayken altlar aynıysa üstleri toplayacağız. 2 üzeri 19 olmuş olacak cevabımız. Beşinci soruda ise bize bir restoranda çalışan kişileri vermiş. Toplam 30 masa var. Daire dilimimiz 360 derece olduğu için masa sayısına bölüyoruz ve 12 buluyoruz. Yani 12 derecelik bir açı bize bir masa ifade ediyor. Hali 60 derece olduğu için her 12 derece bir masa olduğu için 5 masaya bakılmış. Mehmet aynı şekilde 9 masaya, İsmail 10 masaya ve Gamze 6 masaya bakıyormuş. Ertesi gün Gamze izinliymiş ve Hale ve Mehmet'e masalarını eşit olarak bırakacakmış. İsmail'in masa sayısı değişmiyormuş. Onun için bunlara üçer masa ekliyorum. Yani Hale'nin masa sayısı 8, Mehmet'inki 12, İsmail'inki de 10 oldu. Doğru cevabımız C olmuş olacak.
Altıncı soruda ise bir şekil sorusu var. Demiş ki dikdörtgenin birinin çevre uzunluğu kök 500'dür. Bakalım eşkenar üçgenler ve dikdörtgenler oluşan bir şekil var. Eşkenar üçgenlerin kenarının birine A diyorum. Ve bizim bir adet şuradaki bir adet dikdörtgenimizin bir kenarı A'ya 4A oluyor. Bir kenarı A, diğer kenarı 4A oluyor. O zaman toplam çevre ne geldi? 10A geldi. Dikdörtgenin birinin kenarını kök 500 olarak vermiş. Kökten çıkarttığınız zaman 10 kök 5 olacak. A kök 5 geldi. Bize toplam çevreyi soruyor. Sayalım. Her kenar eşkenar üçgen olduğu için her biri A. 2A, 4A, 6A, 8A, 10A. Bu şekilde bütün kenarları sayacaksınız. 22A, 24A gelmiş oluyor. Biz A'yı kök 5 bulmuştuk. 24A, 24 kök 5 gelmiş olacak. Evet, 7. sorumuzda bir EBOB sorusu. A'yı, B'yi, C'yi, D'yi vermiş. A 120, B 90, C 108 ve D'miz 72. Öncelikle bizden bunların EBOB'larını bulmamız istiyor ve burayı yazmamız isteniyor. A 120, B 90, C 108, D 72. Şimdi öncelikle bu ikisinin EBOB'una baktığımız zaman bulmayı biliyorsunuz. Şu şekilde ikili yazıp azal çarpanlarına ayırıp azal bölenlerini. Buradaki ikisini de ortak bölenler bizim onların çarpımı EBOB'u belirliyor. A ile B 120 ve 90 olduğu için en büyük ortak bölen 30. 90 ile 108'in en büyük ortak böleni 18. D ve C'nin en büyük ortak böleni 36. Burada A ile D'nin de en büyük ortak böleni 24 olacak. Bizden bunları karşılaştırmamız istiyor. X, Z en büyük olacak. Daha sonra X olacak. Daha sonra T olacak. Daha sonra da Y olacak. Onun için cevabımız. Evet, bir ördek sorusuyla karşı karşıyayız. İki tane fark var. Buradaki ördek sayılarını vermiş. Bu parktaki ördek sayısı K olsun. Bu parktaki ördek sayısı L olsun. Bize diyor ki K artı L 60'mış ve diyor ki L farkında 12 tane daha fazla ördek biliniyormuş. Yani L de K artı 12'ye eşitmiş. Burada L gördüğüm yere K artı 12 yazdığım zaman, şuraya K artı 12 yazdığım zaman 2K artı 12 60. 2K bunu karşı eksi olarak attığınız zaman 48. K eşittir 24 geliyor. Yani bu parkta 24 ördek. Burada da 36 ördek varmış. Şimdi bakıyorum. Burada her birini 90 derece olarak ayırdığım zaman 4 parçaya. Buraya 9, buraya 9. Burası da 2 kere 9'dan toplam 18 ördek alacak. Zaten şıklara baktığınız zaman A şıkkı bunu sağlıyor. İsterseniz buradaki açılara bakarak buradaki 24 ördeği de sarıya 14, beyaza 4, kahverengiyi 6 olarak bulabilirsiniz. Cevabımız A seçeneğidir. Diğer bir sorumuz özdeşlik sorusu. Diyor ki BC kenarının B, FE kenarının A olduğunu vermiş. Burası B, burası A. Bir kenarı karenin ne oldu? 2A artı B oldu. Bize neyi soruyor? ABGH şu dikdörtgenin alanını bulalım. Kısa kenar
a'ydı. Uzun kenar 2 artı b'ydi. Bu ikisini çarptık. 2a kare artı ab geldi. Daha sonra bize artı cdef diyor. cdef'nin alanı da aynı olduğu için bir tane daha 2a kare artı ab yazdım. Ve bizden bcfg'nin alanını çıkarmamızı istiyor. Buranın bir kenarı b, bir kenarı 2a olduğu için b ile de 2a artı b'yi çarpıp buradan çıkartacağız. Eksi 2a çarpı b'den 2ab çarpım b kare eksi çıkardığımız için eksi b kare olacak. Toparladığım zaman iki tane 2a karemiz var, yani 4a kare ab eksi 2ab ile götürecek ve elimizde bir de eksi b kare var, onun için cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Bu soruda ise basamak analizine bakmamız lazım. Ana madde toplam kaç miktar, ne kadar miktarıdır diyor, kaç miligramdır diyor toplam madde miktarı. Parasetamole bakıyoruz. 5 çarpı 2'den burası 500. Burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 0,4. Burası 8'miş. Burası ise 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 0,03 olacak. Yani topladığınız zaman 508,43 etmiş oluyor. Doğru cevabımız C olmuş olacak. Bu soruda ise iki kare farkının bize atıcı öğretmen modellemesini gösteriyor. Buna göre özdeşliklerin hangisinde mavi ve yeşil boncukların toplam sayısı, kullanılan kırmızı boncukların sayısı arasındaki fark 4'tür diyor. Şimdi mavi boncuk artı 1'i, yeşil boncuk eksi 1'i gösteriyor. Şimdi buradaki şıkları deneyerek bunu bulabilirsiniz. Doğru cevap D şık olacak. 25x kare eksi 9'a baktığımız zaman bakın. Bu 5x eksi 3 5x artı 3'ün çarpımıdır. 5x'i modellemek için siz buraya 5 tane kırmızı boncuk takacaksınız. Daha sonra buraya da 5 tane kırmızı boncuk takacaksınız. Yani toplam 10 adet kırmızı boncuk taktınız. Artı birleri temsil etmek için aşağıya 3 tane mavi boncuk, eksileri de kontrol etmek için, burada modellemek için 3 tane de yeşil boncuk takacaksınız. Mavi ve yeşillerin toplamı da 6 olacak. 10 tane kırmızı boncuk, mavi ile yeşillerin toplamı da toplam 6 boncuk olacak ve aralarındaki fark 4 olacağı için cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Yine bir olasılık sorusuyla karşı karşıyayız. 12'ye 12 birimlik bir kare tahta vermiş. Sarı rengin de bize buranın kare olduğunu söylüyor. Şimdi 10 ve 30 birimlik burası var. Bunların da kenarları, şu kenarlar ortak olduğu için buranın 5, buranın 6, buranın da 2 olması lazım. Gördüğünüz üzere burası da 12 olacak şekilde sağlattırdık. Burası 4'tü. Geriye 9, şuradan şuraya olan uzunluk, geriye 12 olması için buranın 3 kaldı. Bu kenar 6'ydı. Kırmızı yerin alanı 18 geldi, bize kırmızı boyalı bölgeyi vurma olasılığını soruyor. Kırmızı bölgenin alanı 18, toplam alan ise 12 çarpı 12'den 144 gelmiş oluyor. Eğer her iki tarafı da sadeleştirirseniz, eğer önce 2 ile 9 bölü 72 gelecek. Daha sonra bunu da her ikisini 9'a bölerseniz 1 bölü 8 gelmiş olacak. Cevabımız Bursa. Bu soruda ise yine bir üssü sayısı sorusuyla karşı karşıyayız. Öncelikle Ahmet Bey 2 adet bakteriyi kapalı bir şeye koyuyor ve 5 saat boyunca gözlemliyor. Şimdi 1 saatte sayısını 2 katına çıkarmaktaymış.
Şu anda baktığınız zaman 2 bakterimiz var. 1 saat sonra 4 bakterimiz. 2 saatin sonunda 8. 3. saatin sonunda 16. 4. saatin sonunda 32. Ve 5. saatin sonunda 64 tane bakterimiz olacak. Ve her birinin 1 saat yaşayabilmesi için 5000 milimetreküp bizim oksijene ihtiyacımız varmış. 5 saat sonra oluşan bakterilerin tamamının 1 saat yaşayabilmesi için diyor. 64 ile onun için 500'ü 5000'i çarpacağız. Burasını biliyoruz zaten. Burası 2 üzeri 6. Burası ise 5 çarpı 10 üzeri 3 olduğunu biliyorum. Şu anda buradan bir 2'yi dışarı bırakıyorum. 2 üzeri 5 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 10 üzeri 3 oldu. Şurası zaten 10 ediyor. 2 üzeri 5'in de 32 olduğunu biliyorum. 32 çarpı 10 üzeri 4 oldu. 1 virgül kaydırıyorum. 3 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu. Çünkü bizden bilimsel gösteriminin kaç olduğunu soruyor. Onun için cevabımız aşık olacak. Yine bir olasılık sorusuyla karşı karşıyayız. 3 tane hediyemiz var. Mağazada çekiliş yapılıyor. Buradan bir müşterinin kazanma olasılığı 1 bölü 21'miş. Demek ki bu çekilişe 21 kişi katılmış. Burada da 1 bölü 37 olduğunu söylüyor kazanma olasılığımızın. Buraya da 37 müşterimiz katılmış. Toplam 98 müşterimiz var. 13 çekilişi katılmamış. Yani 85 kişi katılmış çekilişimize. Şu anda bu iki kutuda toplam 58 müşterimiz var. Toplam 85 müşterinin 58'i buraya katılmış. 58'i 85'ten çıkarttığımız zaman geri kalan 27 müşterimizde buradaki çekilişe katılacak. Buradaki birinin kazanma olasılığı da 1 bölü 27 olması gerekiyor. Onun için cevabımız Bursa seçeneği olmuş olacak. Bilinçli sayısı sayı sorusuyla daha karşı karşıyayız. Alanı bol olan bir kare tarla verilmiş. Ve etrafı iki sıra dikenli tel ile çevrilecekmiş. Bu işlem için tel x kilometredir diyor. Bunun gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu alana sahip bir karenin bir kenarını bulabilmek için bunu karekökü almanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bunun karekökü aldığınız zaman 1 virgül 1 gelecek. Burayı karekökü aldığınız zaman 10 üzeri 6'yı, bu da dışarı 10 üzeri 3 olarak çıkacak. Bunun biri metre. Bunu kilometreye çevirmeniz için 3 sıfır silmeniz gerekiyor. Onu da şuradan sileceğiz. Yani 1,1 kilometre olmuş oluyor. Bir kenarı 1,1 kilometre olan karenin etrafını çevireceğiz. 4 kenarı var. Onun için bir turu 4,4 kilometre olacak. 2 sıra çekeceğimiz için bunu 2 ile çarpacağız. 8,8 kilometre toplam bizim tele ihtiyacımız var. O da Bursa şıkkında 8 artı 0,8'den 8,8 kilometre eşit doğru cevap E seçeneği olacak. Bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız. Asım biriktirdiği para miktarını vermiş. Bize diyor ki 40 TL'ye pizza almak istiyor. Asım bu parayı ne zaman kumbarasında en erken biriktirmiş olur diye soruyor. Şimdi bize yeşiller 25 kuruşu gösteriyor. Öncelikle ikinci haftaya bakalım. 16 tane 50 kuruş var, yani 8 TL'si buradan var. İkinci haftada 10 tane 1 lirası var. 10 lirası var ve 30 tane 25 kuruşu var. Yani bu da bize 7,5 TL etmiş oluyor. İkinci haftaya baktığınız zaman şu anda hala Asım'ın 40 lirası yok. Dördüncü haftaya geldiğimiz zaman ise baktığımızda 1 lira sayısı 18'e çıkmış. Yani 18 lirası var. 20 tane 50 kuruşu var. Bu da 10 lira edecek. Hala 7,5 liralık 25 kuruşu var. Hiç değiştirmemiş. Topladığınız zaman yine 40'ı geçmeyecek. 5. haftaya baktığımız zaman Asım artık 23 tane 1 lirası var.
23 lira. Aynı sayıda 30 tane 50 kuruşu var buradan. 15 lira kazanacak ve üzerine 7,5 lira değil, 25 kuruşu var. Toplam 40 lirayı geçeceği için ilk defa Asım 5. haftada kendine 40 liralık pizza alabilir. Asım'a afiyet olsun. Doğru seçenek C cevabımız. Evet, Banu ile Ayşe yüzme havuzuna ayın belli günleri gidiyorlarmış. Ayşe 9 günde, Banu X günde gidiyormuş. Ve bir ay içinde karşılaştığı tarihler verilmiş. Şimdi bakıyoruz. Burada karşılaşmışlar. Daha sonra bir daha 22'sinde karşılaşmışlar. Toplam 18 gün geçmiş. Banu 9 günde bir gidiyor. Eğer 18 günde karşılaşmaları için Ekoku 18 olması lazım. 9'la buradaki x sayısının x'imiz 6 olabilir veya 2 olabilir eğer ekokların 18 olması için. Fakat bize x'in 9'la aralarında asal olmasını istiyor. 6-9'la aralarında asal olmadığı için cevabımız 2 olacak. Evet, bir olasılık sorusuyla daha karşı karşıyayız. Şimdi Murat'ın 23 lirası var ve buradaki listeden alışveriş yapıyor. Öncelikle defter ve cetvel alıyor. Yani 15 lirası gitmiş oluyor. Geriye 23 liradan 8 lira kalmış oluyor. Şimdi bize geri kalan yerden silgi ve bant çeşitlerinden birer tane alacağını söylüyor. Öncelikle sınav silgisi aldığı zaman bizim Murat'ın bant seçeneklerinden renkli bant alamaz. Çünkü parası 8 lira. 5 lirası kalıyor geriye. Onun için eğer sınav silgisi alırsa mutlaka şeffaf bant alabilecek. Yani sınav silgisi alırsa bize şeffaf bant almak zorunda. Peki sınav silgisi almasaydı, kokulu silgi alsaydı bu sefer 4 lira harcamış oluyordu. Yine renkli bant alamayacak. Yine şeffaf bant almalıydı. Kokulu silgi artı şeffaf bant alabilir. Onun için olası durum sayısı toplam 2'dir. Doğru cevabımız A seçeneği. Bir kök sayı sorusuyla daha karşı karşıyayız. Anne tavşanla yavru tavşan arasındaki mesafeyi gördüğünüz üzere 10 olarak biliyoruz. Buna göre yavru tavşan en az kaç zıplayışta annesini geçer diyor. Yavru tavşan bir zıplayışta en fazla 45 ilerlemekteymiş. Şimdi baktığımız zaman 45'in toplamlarına bakacağız. Bir zıplayışta 45, 2 45, 3 45, 4 45, 5 45 diye gidecek. Bu yavru tavşan ve annesiyle olan uzaklığı 10. Bakıyoruz ki burası 2 kök 5'in ikisini içine attığımız zaman bu kök 20. Daha sonra 3'ü içeri attığımız zaman kök 45. 4'ü attığımız zaman kök 80. 5'e attığımız zaman kök 125 olacak. Annesiyle arasındaki mesafe kök 100 olduğu için kök 80'i geçtiğinde, kök 125'e doğru ilerlediğinde yavru tavşan annesini geçmiş olacak. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, kök 80, beşinci adım attığında kök 125 olacak ve anne tavşanı geçmiş olacak. Bir özdeşik sorusuyla daha karşı karşıyayız. Bir kaza sorusu var. Arkadaki aracın öndeki aracı çarpmaması için hızının yarısı kadar takip mesafesi koyması gerektiğini söylüyor. Şimdi burası 4 artı 2B. O zaman bu adamın 2 artı 2B kadar mesafe koyması lazım. Ama A artı B'ye kadar koymuş. Bu kuralı bilmiyor. 6 artı 4B kadar bir hızı var. Öndeki arabayla mesafesi yarısı kadar 3 artı B olması lazım. Ama bu da mesafeyi korumamış. 4B artı 4A kadar hızı var.
Yine arasındaki mesafe 2b artı 2a kadar olması lazım. Bu da mesafe korumamış. Hızı 4a, 2a mesafe koyması lazım. Ama 2a artı b kadar mesafe koymuş. Yani 2a'dan daha fazla mesafe koyduğu için bu takip mesafesine uymuş. Onun için yeşil araba takip mesafesine uyuyor bir tek. Doğru cevabımız D seçeneği.